Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber dairenin alanı ile ilgili videolarımıza devam edeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. ABC dik üçgen, AB dik BC, BC yarım dairenin çapı, evet. AD 8, DC 8 santimetre. Bize taralı alanlar toplamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar, ben burada şöyle B ile D'yi birleştiriyorum ve BD kirişim elde ediyorum. Aynı zamanda D'ye bakıyorum. D çemberin üstünde ve çemberin üstünde olduğu için ne açı? Çevre açı. BC de çap olduğu için çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90 derecedir. Şimdi BD uzunluğuna x diyeceğim. Arkadaşlar ABC üçgenine baktığımda B açısı 90 derece. Yani dikten dikindiğimizde biz ne uyguluyoruz? Öklit. X'in karesi 8 çarpı 8. X kare 64 demek. 64 kimin karesi? 8'in karesi. Böyle yaptıktan sonra BD ve DC ikisi de kiriş. Buraya yazıyorum BD kiriş, DC de kiriş. Ve görüyorum ki bu iki kiriş birbirine ne? Uzunluk olarak eşit. O zaman arkadaşlar diyorum ki eş uzunluktaki kirişlerin sınırladığı alanlar birbirine eşittir. Yani burası da aslında şu alanın aynısı. Tamam mı? O zaman soru neye döndü arkadaşlar? Taralı alanlar toplamı soruluyor ya. Ben bu alanı, bakın şu yeşil alanı buraya taşıdığıma göre soru ABD üçgeninin alanı nedir'e döndü. Dik kenarlarından biri 8, diğeri de 8 çarpı 2'ye böl. 64 bölü 2'den 32 santimetre kare olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet. A, B ve C, D kiriş. A alanı ile B alanı birbirine eşit. A, B kirişinin uzunluğu ile C, D kirişinin uzunlukları ifade edilmiş. Bana taralı alanlar eşit olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar alanlar eşit olduğuna göre buraya da A yazabilirim. Ben ne demiştim az önce? Eş uzunluktaki kirişlerin sınırladığı alanlar eşit olur demiştim. O zaman AB kirişinin uzunluğuyla mecburen CD kirişinin uzunluğu birbirine ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. Yazıyorum AB kirişinin uzunluğunu. Sonra da CD'nin uzunluğunu yazıyorum. 2x'i karşıya attım. Eksi 1'i de sola attık. Artı 1 oldu. X buradan kaç çıktı arkadaşlar? 5 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. CD ve CA O merkezli yarım daireye teğettir. Görüyoruz. Teğetler. AB'nin uzunluğu 16 santim. AB burada çap olmak zorunda. Çünkü O merkezinden geçiyor. Taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar AB dediğimiz gibi çap olmak zorunda. O zaman burası 8'e 8 bölünmek zorunda. Ben merkezden teğetin bulunduğu noktaya ne indirebilirim? Dikme indirebilirim. Aynı zamanda bu OD uzunluğu ne olacak? Yarıçap değil mi? Yani o da 8 olmak zorunda. Tamam. Şimdi de şöyle yapalım. A ile D'yi birleştirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın burası da 90 derece. Mecburen. Hatta şurası da 90 derece. Gördüğünüz gibi burası 8 ise OD karşısı da 8'dir. AO 8 ise karşısı da 8. Burada bir kare mi elde ettim? AO DC karesi. Güzel. Bana taralı alanlar toplamı soruluyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şuraya mesela x diyelim. Bakın burası da 90 derece. Burası da x olur. Nasıl yani? Hani DA'nın uzunluğuyla DB'nin uzunluğu birbirine eşit çıkar. Bunu size ispatlamak istiyorum. Pisagor yapalım bakın. X kare, şuraya yazayım. 8'in karesi artı 8'in karesi. Dik kenarlar çünkü 8'e 8. AOD üçgeninde Pisagor yapıyorum. AOD üçgeninde.
x kare buradan 64 artı 64. Yani x kare 128 yapar. 128 de karekökünü alırsak arkadaşlar 64 çarpı 2'den 8 kök 2 demek. Zaten burası ikizkenar bir dikişken. Hani böyle de bakar bakmaz. Hocam kenarlar 8'e 8 ise 90'ın karşısı 8 kök 2 diyebilirsiniz. Bakın aynı mantığı burada da uygulayalım. Burası dik bir üçgen ama ikizkenar bir dikişken. Dik kenarlar 8'e 8 ise burası da ne? 8 kök 2. Burayı da ben ne buldum? 8 kök 2. Yani eşit olarak bulduk kirişleri. AD kirişiyle DB kirişi birbirine ne? Eşit çıktı. O zaman eş uzunluktaki kirişler eş alanlar ayırmıyor muydu? Yani burası yeşil alansa burası da ne? Yeşil alan. Yani bu alanı buraya taşıdım. Şimdi bana soruda sorduğu şey şu değil mi? ADC üçgenin alanı nedir? O'ya benzemesin bu. Dik kenarlarından biri 8, diğeri de 8. Çarp 2'ye böl. Gördüğünüz gibi 64 bölü 2'den alanımız 32 santimetre kare olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. O AB çaplı çemberin merkezi BC ile DB birbirine eşit. AB yani çapımız 20 santim. Taralı alanlar toplamı soruluyor bize. Şimdi çap 20 ise yarıçaplar 10'a 10'dur. Güzel. Bir de bir şey söyleyeceğim. AB çapsa burada C çevre açı. O zaman çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece. Aynı zamanda AB yine çap. D de çevre açı. Çapı gördüğü için bu da kaç derece? 90 derece. İşte arkadaşlar beni dikkatli dinleyin. A, D, B üçgeninden bahsediyorum. 90'ın karşısı 20. Şöyle yapalım. Temsilen buraya. Bakın. Burası 90 derece. Bakın AB 20. Burada da çift tırnak var. Şimdi de inceleyeceğim üçgen arkadaşlar. C, A, B üçgeni. AB yine 20. Kenarlardan birinde çift tırnak var. O zaman AC kenarı ile AD kenarı mecburen birbirine eşit olmak zorunda kalmıyor mu? Pisagor uyguladığınızda 90'ın karşısı bakın iki üçgende de aynı arkadaşlar. Baktığınızda kenarlardan biri çift tırnak, diğerinde de aynı şekilde. O zaman AC kenarıyla mecburen AD kenarı birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki bu benim ne işime yarayacak? Şöyle, ben şimdi alan taşıyacağım buraya. Nasıl yani? AD kirişiyle AC kirişi birbirine eşitse bu yeşil alanı ben buraya taşıyabilirim. Bu alanı taşıdım, şu alanı. Yine BC kirişiyle DB kirişi birbirine eşitse biliyorsunuz eşit kirişler eşit alanlar ayırır. Bu alanı nereye taşıdım? Buraya taşıdım. Bakın taşıdığım yeri göstereyim. Artık buralar boş. O zaman nasıl bir şekil oluştu? Onu da size çizmek istiyorum. Pardon. Bakın en son elimde oluşan şekil şu. Aşağı tarafın tamamını taradığıma göre yukarısı da bakın şu alanları aşağıya taşıdığıma göre yukarısı bomboş kaldı. Yani bana sorduğu şey yarım dairenin alanı. Yarıçapımız ne? 10. O zaman tüm dairenin alanı ne? Pi re kare. Yani onun karesi 100. Ama burada yarısı taralı olduğu için cevabımız 50 pi santimetre kare olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Umarım anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet. ABCD dikdörtgen. Tamam. A çeyrek dairenin merkezi. AB 6 santim ve taralı alanlar birbirine eşitmiş. O zaman buraya S alanı dersem burası da S alanı olur. Şimdi arkadaşlar bu boş yere de A alanı diyeceğim.
taralı alanlar eşit dedi. Tamam. Bize x soruluyor. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin alanı, alan A, B, C, D dikdörtgeni iki farklı kenarının çarpımıyla bulunur. Yani 6x. Güzel. Burada çeyrek bir daire var. A merkezli. Bu dairemizin alanı bulalım. Dairenin alanı diyorum. Pi çarpı. Arkadaşlar normalde dairenin alanı pi çarpı r kare. Bu dairenin yarı çapı gördüğünüz gibi 6. Yani 6'nın karesinden 36. Fakat çeyrek daire olduğu için kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Bunu unutmayalım. O zaman bu çeyrek dairenin alanı ne çıktı? 9 pi. Peki bu ne işime yarayacak? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin alanına ben 6x buldum değil mi? Peki burada işaretlemeler yaptığıma göre dikdörtgenin alanı a artı s değil mi? Şurası. A artı s. Çeyrek daireye bakın. Çeyrek dairenin alanını 9 pi buldum. Bakın çeyrek dairenin alanı ne? O da a artı s. O zaman a artı s şuraya yazayım size. 6x demek. Diğerine göre de a artı s 9 pi demek. O zaman bu iki cevabı birbirine eşitleyebilirim. Her iki tarafı 6'ya bölelim. Bize x lazım. 9 ile 6'yı sadeleştirdim. 3'e böldüm. 3'e böldüm. X ne demekmiş? 3 pi bölü 2 santimetre demekmiş. Kolay bir soru aslında. Hiçbir zorluğu yok. Devam edelim. Klasik bir soru tipi. Evet. A, B, C, D kare. A çeyrek dairenin merkezi. A, C köşegen. Taralı alanlar toplamı 18 santimetre kare. Bize A, B yani X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar şu çok önemli. Şeklimizi bize kare vermiş ya. Ve A, C de köşegen diye belirtmiş. Zaten demesi de görüyoruz. Kare de köşegen simetri eksenidir. Nasıl yani? Ben bu alana A dersem buradaki alanda ne olmak zorunda? A olmak zorunda. Buradaki alana B dersem buradaki alanda ne olmak zorunda? B olmak zorunda. Tekrar ediyorum. Karede köşegen neymiş? Simetri ekseni. Önemli bu. Taralı alanlar toplamı verilmiş. Yani yeşil yerlerde bir A bir de B yazıyor. Gördüğünüz gibi 18. Şimdi karenin tamamen şeklini içinde kaç tane A var? 2A, 2B var. Biraz düzenleme yapalım. İki parantezini alalım. 2A'yı 2'ye böldük A. 2B'yi 2'ye böldük B. Az önce ben A artı B'de 18 diye düzenledim. O zaman karenin alanı ne çıktı? 36. Hatta yazalım. A alan A, B, C, D karesi. Karenin bir kenarını bana X vermiş. Normalde karenin alanı nedir? X çarpı X ya da X kare. Yani bir kenar X verildiği için. Bu alan zaten 36 çıkmış. O zaman hangi sayının karesi 36? 6'nın. Karenin bir kenarını 6 olarak buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. ABC dik üçgen. Evet. BC yarım dairenin çapı. Ve BC 4 santimetreymiş. S1 ile S2 alanları birbirine eşit. Bize x soruluyor. Şimdi arkadaşlar. Ben buraya ne diyorum? A diyeceğim. S1 ile S2 alanları birbirine eşitse ben buralara SS diyebilirim. Çünkü alanlar eşit zaten. Evet. Peki şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? Yarım dairenin alanı A artı S değil mi? Peki normalde BC çap buranın yarı çapı nedir? Buraya O merkez koyarsak 2 mi? Normalde dairemizin alanı pi çarpı r kare yani 2'nin karesi 4. Fakat bu yarım daire olduğu için kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. A artı s ne çıktı? 2 pi mi çıktı? 4 pi'yi 2'ye böldüm. 2 pi olarak buldum. Şimdi de sırada üçgen var. Bu üçgenimiz dik bir üçgen arkadaşlar. Şimdi şöyle kutucuk için alalım. Dik üçgene baktığımızda dik kenarlarından biri x. Diğer bc kenarı 4. Çarpıp 2'ye böleriz ve alanı buluruz. Pardon. Ama bu dik üçgen içinde zaten A ile S yazıyor. O zaman 4 ile 2'yi sadeleştirirsek A artı S ne demek? 2X demek.
Burada a artı s 2pi demek. Burada a artı s 2x demek. O zaman birbirlerini eşitleyebilirim. Bana x lazım olduğu için her iki tarafı x'in önündeki 2'ye bölüyorum. Bakın bunlar da sadeleşti. X ne demekmiş? Pi demekmiş. Kolay soru tipi bu. Çok zor değil. Klasik. Devam edelim. A, B, C, O dikdörtgen. Evet. O çeyrek dairenin merkezi. O, A uzunluğu 4 santim. Bu aynı zamanda çeyrek dairenin nesi? Yarıçapı. Taralı alanlar yine eşitmiş. Bana X soruluyor. Eşitse ben bu alanlara birine A dersem burası da A olacak. Bu boş alanı da B diyeyim. Şimdi arkadaşlar, daireden başlarsak, çeyrek daireden. Çeyrek dairenin alanı ne? A artı B değil mi? Aynı zamanda da alan pi çarpı, R'miz 4 unutmayın, R kare 16 bölü, çeyrek daire olduğu için kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Yani A artı B buradan 16 pi'yi 4'e bölerseniz 4 pi olarak bulunur. Güzel. Şimdi arkadaşlar, OABC dikdörtgen. Güzel. OA çeyrek dairenin yarıçapı 4. OD de çeyrek dairenin yarıçapı. Burası da 4. O zaman bir kısmı x'e buraya ne kalır? 4 eksi x. Peki ben bu dikdörtgenin alanını nasıl bulurum? OABC dikdörtgenin alanını bulacağız. Bir kenarı 4. Dikkat edin. OC kenarı ne? 4 eksi x. Aynı zamanda bu dikdörtgenin alanı ne arkadaşlar? Şuraya yazayım. Alta yazayım daha iyi olur. İçinde ne yazıyor? A artı B yazıyor. Yani A artı B ne demek? 4 çarpı 4 eksi x demek. Burada da A artı B var. Bakın. Buna göre A artı B 4 pi demek. Buna göre A artı B 4 çarpı 4 eksi x demek. Dörtleri sadeleştirmek için bilerek dağıtmadım. Dörde böldüm bakın. Burayı da dörde böldüm. Pi eşittir 4 eksi x demek. Bize x sorulduğu için ben x'i sola atıyorum. Pi'yi de sağa atıyorum. X neymiş? 4 eksi pi santimetre olarak bulunur. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.